Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Akyeni köydeyiz. Çok güzel bir fırsat sunmaya geldim. Bildiğiniz gibi biz buralarda daha önce çok çekim yaptık. Bir süre ara vermiştik. Fiyatlar çok yükseldi burada. Ama size uygun fiyatlı bir yer sunmaya geldim. 300 metrekare. Hemen şurası. Ağaçların içinden geçmedik. 300 metrekare. Arsa %20 imarlı köşe konumda göl manzaralı. Hemen yan tarafımızı görüyorsunuz. Villa inşaatına başlamış. Arkalarda var. Orada bir tane var. Şöyle bir döndüğümüzde buralar da dolmuş vaziyette ve Balova'yı da buradan net bir şekilde görüyorsunuz. Yeşil tepeyi de görebiliyorsunuz. Konum çok güzel, yer çok güzel. %20 imarlı. Fiyatımız ne? 1.250.000 TL. Bakın çevreyi bir araştırın. 1 milyon 600, 1 milyon 700 bin TL'lere satılırken 1 milyon 250 bin TL'ye fırsat niteliğinde bir yer sunmaya geldim. İsterseniz alıp hemen villa yapabilirsiniz. Ben didimden uzakta olayım, sessiz sakin olayım derseniz hemen villa yapabilirsiniz. Ya da yatırım amacıyla alabilirsiniz arkadaşlar. Burayı ben satmıştım. Bundan 1,5 yıl önceydi galiba. Alan tekrar satıyor. Çünkü Kazıklı da bir yatırım düşünüyor. Kendisi Ali abimiz Hollanda'da yaşıyor. Oradan bir yatırım düşündüğü için bunu elinden çıkarıyor. Oraya yatıracak. Gayet güzel bir yer, mantıklı bir yer. Aslında satmak istemiyordu ama başka bir yer bulduğumuz için orayı alayım dedi. Burayı da artık elden çıkartma zamanı geldi diye düşündü. Bu yüzden uygun fiyatlı arkadaşlar. Bakın çok uygun fiyata sahip olabileceğiniz bir yer. İsterseniz villa yaptırın, isterseniz de yatırım amacıyla tutun. E burası da değerlenecektir tabii ki. Yeşiltepe doldu, Balova doldu artık insanlar bu tarafa doğru geliyor ki hemen yan tarafta villa inşaatı başlamış. Gelirken ben tanıyamadım. Ben de e, takribi bir yıldır buraya gelmiyordum. Yani bu bölgeye gelmiyordum. Hep Balova tarafına geliyorduk. Şu an geldiğimde yolu karıştırdım. O kadar çok artık yapılaşma başlamış ki burada da her yerde temel atılmış, inşaatlar bitmiş. Hatta şuradaki evlerin hiçbiri yoktu. Şunların hiçbiri yoktu arkadaşlar. Şunların hiçbiri yoktu. Tamamen yeni yapılmış bunlar. Artı burada hemen inşaata başlamış. Bunun arkasında da 2-3 tane yer var. Karşıda bir site yapıldı. Oranın da ilanlarını görüyorsunuzdur. 6-7 milyona satılık villalar var. Buradan göl manzaralı tabi havanın biraz daha buharlaşmanın az olduğu bir güne denk gelsek net bir göl manzarası görüyorsunuz. Konum çok güzel. Bodrum yoluna da maksimum 400-500 metre mesafedeyiz. Sonrasında da zaten Toki konutları geliyor. Sola dönerseniz Bodrum, sağa dönerseniz de Söke tarafına gidiyorsunuz. Konumu yeri çok güzel. Hemen yol burada zaten. Sonraki yolda buradan açılacak ve bizim arsamız da hemen 200 metre aşağıda arkadaşlar yani öyle çok uzakta değil böyle girip çıkmayalım istedik hatta gideriz şimdi arsanın yerine de mi? girelim mi girmeye çalışalım en azından şimdi her taraf taş toprak böyle girince olmuyor ama yerini de bir gösterelim şimdi biz de öyle bir satış yapmıyoruz böyle uzaktan şurası deyip de satış yapmıyoruz yerini bir gösterelim arsanın Yer çok güzel. Gerçekten harika bir yer yapmışlar. 300 metrekare arsa içerisinde. Burası %20 imarlı. Genelde buradaki arsaların tamamı %15. Ama burası %20 imarlı. Kekik kokusu ne kadar güzel geldi değil mi? Dağ keki. Biz burada Ali abi alırken böyle kış aylarına yakın bir tarihteydi galiba. Tam hatırlamıyorum. Bir dağ çileği vardı arkadaşlar. Mükemmel dağ çilekleri vardı. Onları yemiştik. Zaten Ali abi de böyle şeyleri düşkün seviyor. Özellikle pazar gezmesini seviyor ama şu kokuya bayılıyorum. Muhteşem bir kokusu var. Gerçekten harika bir kokusu var. 300 metre köşe konumda bu arada. Arazimiz 300 metre köşe konumda. Konumu da burası. Burası arkadaşlar arsanın bulunduğu yer burası. Yeri çok güzel. Gördüğünüz gibi göl manzarası, yan ön yol, tam köşe konumda. Dört tarafı da yol. Gayet güzel bir yer. Böyle aldığınızda burayı temizleteceksiniz tabii ki. Sonrasında ister yatırım olarak düşünüyorsanız temizletmeyin. Böyle kalsın. Sonuç olarak para harcamayın. Ama yatırım değil de ben ev yapacağım diyorsanız da e, kesinlikle temizletmeniz gerekiyor. Yan taraftaki evi de bir gösterelim. Şöyle bir yaklaş istersen. Şu evi de bir gösterelim. Nasıl yapıyorlar. İki katlı çok güzel havuzlu bir yer yapmışlar. Güzel de olmuş. Arkadaki siteleri de görüyorsunuz. Ben zaten öyle çok Mantığıma yatmayan arsaları tanıtmıyorum bildiğiniz gibi. Çünkü arsa yatırımı güzel bir yatırımdır. Arsa yatırımı her şeyden daha çok para kazandırır. Bunun kıymetini bilmek gerekiyor. Borsadan da altından da dövizden de zaman daha çok para kazandırır. Borsa yatırımı yaptığınızda bazen yükseliyor bazen düşebiliyor arkadaşlar. Ama arsa yatırımı uzun vadede size çok güzel paralar kazandırabilir. Ama artık kısa vadede de para kazandırmaya başladı. Çünkü pandemi deprem derken insanlar artık böyle şehirden dışarıya kaçmaya çalışıyor. Ve önümüzde yine bir hastalık serüveni var. Şu an İngiltere'de herkes maskeyle geçsin diye uyarılar yapılıyor. Amerikan Başkanı Biden açıklama yaptı maskeyi artık takın diye aşılarınız olun falan diye. Ortalık yine karışacak gibi. Böyle yerleri alın. Hiç olmazsa içerisine bir tane tiny house koyarsınız. bungalovaya koyarsınız. Oturursunuz. Elektrik zaten yakın. Hemen elektrik çekebiliyorsunuz. Suyu da hazır elektrik suyu hazır hiçbir şeye ihtiyacınız yok burada alacaksınız eğer öyle elzem bir durum olursa dört tarafını çevirip hemen bir tane bungalov ya da tiny house koyun İmarlı arsa sonuç olarak kimse size karışamaz da burada böyle baktığımızda da çevre zaten dolmuş vaziyette konum bir yer çok güzel çok uzun bir video olmayacak zaten malın kıymetini bilen alır dedem öyle derdi hep rahmetli malın kıymetini bilen alır arkadaşlar buralarda bilenler kaçırmıyor daha önce buralardan inanın e, emlak hayatına başladığım dönemden beri belki 500'ü geçkin arsa satmışımdır. Ama mantığıma uymayan hiçbir yeri satmam. Mantığıma uymayan hiçbir yerin ilanını da girmem. Bir de şöyle bir olay var. Şimdi buralarda bir ara çok hareketlendi piyasa. Çok hızlı hareketlendi. Herkes aradılar burada arsanızı satar. Biz o dönem girmedik. Çünkü arkadaşlar herkesin almaya başladığı zamanda da almak bence biraz mantıksız geliyor. Herkesin satmaya ee, çalıştığı dönemde almak en mantıklısı. Borsada da böyle değil mi? Herkesin korkup sattığı zamanlarda o hisse senedini alırsınız ve o hisse senedi artar. İlla yani. Ama burası çevredeki fiyatlardan çok daha uygun. Çok daha mantıklı geldi. Bu yüzden çektim. Açın ilan sitesine bir bakın. Bir e var, bir e var, bir var. 1.350'ye olan daha da aşağıda. Ama bizimki 1.250'ye tam bulunduğum konumda. Harika bir manzarası var. Yan tarafına da ev yapmışlar ki bu insanlar oraya elektriği suyu rahatlıkla çekmiş. Konum yer güzel. Hemen şöyle baktığınızda aracınızı zaten oraya park edebiliyorsunuz. Gelebiliyorsunuz. Eğer ev yapacaksanız bu yolu açtıracaksınız. O da çok büyük bir para tutacağını zannetmiyorum. Çok uzatmayalım. Zaten yer belli. Konum belli. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin. Güzel bir yatırım fırsatı bence fırsatı da değerlendirin arkadaşlar. Ben burayı satarken o zamanların rakamını söylemeyeyim ama Ali abi villa almıştı. gelmişti. Akbük'te bir villa verdik ona. Bu arsa da tesadüfen geldi o gün. E, geldim gösterdim dedim ki burayı dal para kazandırır. E, nitekim kazandırıyor sonuçta artıyor. E, siz aldığınızda seneye emin olun iki katına çıkabilir yani. Bunlar sonuç olarak herkes bir yerlerden bir şey almak istiyor. Bu paraya. Da Araç dahi bulunmuyor şu anda. İnanın gidin bir tane hani böyle bir bayiden araba almaya çalışın alamıyorsunuz. Bu paraları araç yok çünkü. E size ben 300 metrekare bir toprak veriyorum. Arsa veriyorum arkadaşlar. Bunun değerini bilmek gerekiyor. Güzel bir yer. Sürçülisan ettiysek affedin videoyu da bitirelim. Çok uzatmayalım dedik ama yine 5-6 dakikayı geçtik galiba. Güzel bir konumda harika bir yatırım fırsatı bence kaçırmayın.